Hoş geldiniz arkadaşlar. Cardano mucidinin yapmış olduğu yayındaki açıklamalarıyla alakalı burada konuşacağız. Tabii ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Dilerseniz abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. çok memnun olurum. Videoyu beğenip kanala da abone olursanız arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum. Adam mucidi arkadaşlar yapmış olduğu yani daha doğrusu söylemiş olduğu beyanlara göre Biliyorsunuz bir vessel hard fork gerçekleşecek ADA üzerinde. Adamlar çatallamaya gidiyor arkadaşlar ki e, bu çatallama önemli. Yani başlı başına bu durumun gelişmesinin sebebi aslında Cardano'yu daha güçlü bir e, platform haline getirmek. En temel sebebi bu tabii ki teknik bakımdan daha güçlü bir e, Cardano ve ADA coin hedefi koydu adamlar kendilerine. Tabii ki bu kadar büyük bir projede e, böyle adımlar atılması da gerekiyor. Şimdi e, adamlar arkadaşlar bunu ertelediklerini açıkladılar. Yatırımcı sürekli bekliyor işte piyasa bekliyor fakat bir türlü gelmiyor. Yaptığı açıklamada açık bir şekilde belirtti ki bunu tamamen aslında Luna gibi bir e, vakayı önlemek amacıyla uzattıklarını bu e, süreci söylediler. Luna tarafının arkadaşlar zaten e, adam mucidi çok fazla bu durumu dile getirmişti yani sistemdeki açıklar ve hatalar sebebiyle aslında e, tera ekosisteminin sömürgeye ve sıkıntılara çok açık bir ekosistem olduğunu zaten bu sıkıntıyla gerçekleştiğini söylemişti. E, her ne olursa olsun işte balina hareketleri vesaire vesaire burada ciddi anlamda bir kaydırma vesaire yaptırmamalıydı diyor aslında bu adam. Yani e, sömürgeye açık bir ortam bozulmaya, sıkıntıya, açık bir ortam, patlamaya açık bir ortam olmaması gerektiğini ve bunu da arkadaşlar tabii ki e, projenin güçlü ve kusursuz olmasından geçtiğini belirtiyordu. Şu anda da en nihayetinde en son 7 tane farklı, 7 farklı arkadaşlar e, kusur bulundu hard fork üzerinde ve bunun üzerinde çalışmaya gittiler. Yine Luna tarafı için yani yeni Luna ile alakalı ekosistemin hatalı olduğunu daha önce belirtmişti ki bunun yanlış olduğunu söylemişti. Ekosistemde hatalar olduğunu, bu hatalar olduğu takdirde de yatırımcının her zaman yeni bir krizle karşı karşıya kalma riskinin olduğunu söylemişti arkadaşlar adam. Yani uzun lafın kısası şu anda açık bir şekilde diyor ki eğer biz tutup hatalarla birlikte bu hard fork'u gerçekleştirirsek e bizim de sonumuz e, Luna gibi olabilir. Ve bundan mütevellit olarak e, tamamen kusursuz bir iş yapmak adına riski sıfıra indirmek adına e, hard fork'u uzattık ve e, çalışma üzerine çalışma bir sürü e, çifte şekilde yeniden deneme e, ile birlikte arkadaşlar güçlü bir hard fork'la karşınıza tamamen kusursuz olduğunda çıkacağız diye bir açıklama gerçekleştirdi arkadaşlar. E, bu çok güzel bir şey aslında. E, adamlar tamamen riski sıfır yapabilmek adına yani geç olsun güç olmasın mantığıyla hareket ediyorlar arkadaşlar. Hard fork geldiğinde resmen ee, çok güzel devrim niteliğinde bir hareket olacak bu Cardano için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize hoşçakalın.